Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli aziz seyirciler, her şeyden önce saygı selamlarımız tüm seyircilere, özellikle programımızı izleyenlere. Bugün yine de Allah'ın izniyle sizler danık, inşallah hep birlikte mutfağımıza geçerik, menümüzü birlikte hazırlarız. Mutfağımıza geçmeden önce buradan diyarık, bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet. Mekkenler cenneti inşallah ve ailelerine de Allah sabır versin. Her zaman demişik, şehitler ölmez inşallah. Mekkenler cenneti o. Bir daha Türkiye'deki şehit düşenler için buradan ailelerine başsağlığı dileriz. Ve Mekkenler cenneti inşallah. Zaten bu damla kanları döküldüğü zaman ondan millet coşar. O kan için savaş yapar. Çünkü bunların kanı boşu boşuna gitmiş. Ve inşallah kanlar da boşa gitmez. Allah'ın izniyle gel ağın mutfağımıza bugün menümüzde hazırladığımız zaten içli köfte istiyorlar bizden. Biz bugün gelin budu dediğimiz ama bizim Kerkük Türkmen usulü. Yani mesela Türkiye'de var gelin budu kıymayla pirinci birbirine katarlar. Sadece yuvarlarlar. Baharatı var özel olarında. Ama bizimki içli köfte olarak dışarısı pirinçtendi. Buna biz gelin budu diyoruz. Arapçası da kubbat halaptı. Gelin ikinci tarifimize, ikinci tarifimizde bizim Abbas annası bizden yulaf ekmek istedi. Yani şofan ekmeği. Tabii ki biz deriz çeşit çeşit var. Biz kaç kere yapmışık da ayrı çeşitler. Bu seferki de doğal yapacağı güzel, bol vitaminli, çayın da yanında yerili, yemeğin de yanında yerili. Ve inşallah Abbas annası bizi buradan izleri ve onu da bu yöntemde bir yöntemi de açıklar göz içinece yapar eğer tavada yapmak isterse. Gelin üçüncü tarifimizde o da küçük mini Muhammed'imize Allahu salli ala Muhammed. Muhammed'imize güzel bir sponge kek, sünger kek yapacağız. Çünkü söz verdik ona. Bugün burada dört yumurtalı bir güzel sponge kek yapacağız. En son tarifimizi gene de ablamızın biri adını unuttuk. O da çay kerek istedi. Biz zaten çay kerek dediğimiz yapmışız. Bu çay sağlıklı bir çaydı. Zaten şimdi salgınlar var dünyanın her yerinde. Bu çay kerek yaptıkları zaman, gece içtikleri zaman inşallah sağlıklarına kavuşurlar. Gelin önceden hangi iş zaman alı ona başlık. Tabii ki içli köfte biraz zaman alı. Biz bir grupta yapmışız. Burada gördüğünüz gibi mesela İki su bardağı, mesela bu bardaktan pirinç aldık, temiz yıkadık, ıslattık. Gördüğünüz gibi bir saat önce sıcak suda ıslattık, suyunu sızdık. İki bardak aldığımız zaman üç bardak su tenceremize aldık. Bir az tuz ekleriz. Tuzu hatta güzel olsun. Burada geldik pirincimizi ocağın üzerine aldık. Tabii ki ne kadar ezilen pirinç olsa o kadar. Kırık pirinçten de daha güzel olur. Kırık pirinci de ıslatsağız çok güzel olur. Umarım ki o şekilde yaparsınız. Tenceremizi yan koyak. Gel ağam bir aşama karıştırak. Hatta ki dibi iyice olsun. Burada kapağını örteriz. Bizim Türkmen usulunda herhangi bir baharat kılıfına koymarız. Ama istesavuz Bağdat usulu veyahut Güney Arap Güney usulunda sarı kök yani zerdeçal ilave edebilirsiniz. Ama biz dadı duzu eskilerinde dedelerimiz zaman nasıl yapılırdı biz o şekilde yaparız. Gelin tavamızı yanalak. Pirincimizi buraya alak. Çünkü kıymamızı hazır etmekle istedi. Kıymamız için de tavamızı aldık. Bir yemek kaşığı az zeytinyağı ilave ettik. Burada 400 gramdan fazla yani 500 grama yakın kıymadı. Tabii ki dana kıyması olsun, kuzu kıyması olsun. Bu şekilde. Biz elden doğramışız olsun. Hatta ki güzel olsun lezzeti. Ara sıra karıştırırız. Hatta çok suyunu vermesin. İstediğimiz bu kadar. Burada yarım badem, yarım bardak bademimiz var. Yarım bardak kişmiş üzümü. Yani bunları da güzel güzel. Burada da iki kaşık nişastamız var.
Tabii ki pirinç piştikten sonra mesela 2 bardak pirinç kullandık 2 yemek kaşığı nişasta. Geldiyse 4 bardak kullandıysak 4 bardak. 1 bardak kullandıysak 1 bardak. Her bardağa 1 yemek kaşığı nişasta. Tabii kaynadıktan sonra suyunu çektikten sonra güzel piştikten sonra 1 az sıvı nişastasını ekleriz. Burada kıymamızı yapalım. Tavamızın içinde güzel güzel suyunu çeksin. Ne kadar güzel suyunu çekse, iyi pişse çok güzel olur. Baharatıysa bunun. Tabii ki ben bakırım bazıları soğan, maydanoz aynı içine iç harcına ilave edir. Ama o zaman o köfteye döner. Tabii ki bizim patates köftemiz var, burgul köftemiz var, yarma köftemiz var. Ayrı çeşitlerde de her birisinin iç harcında bir fark koymamız lazım. Çünkü buna soğan, maydanoz koyarsak biz burgul köftesinde yapan da aynıdır. Ama buna sadece et, kişmiş üzümü, badem ve bir de baharatıysa acılı olmaz. Sadece tarçınla kakula, yani hel, tartılmış hel. Kalan köftelerimiz acılı olsa, affedersiniz, ne kadar acılı olsa o kadar güzel olur. Ama bunu biz eski yöntemde babaannelerimiz nasıl evlerine girdikte bir güzel koku burnumuza gelirdi, kakula kokusu, tarçın kokusu. Aynı o yöntemde sizler için hazırlarız. Gördüğünüz gibi eskiden pirinci de getirdikleri bile kilo almazdılar. Mesela çuvallardan gelirdi. Bunun çeşit çeşit karbilleri var idi. İri göz var idi, hurda göz var idi. O pirinci önceden karbile vurardılar, iri gözünü pilavç koyardılar. Orta kısmını böyle küfte etseydiler, küfteler koyardılar. Zaten bizim pirinç küftede geçen program yaptık, pirinç küftesine koyardılar. En küçük gözünü, onu tatlı mahallabi için, aş gözleri için, yani gözlü aşlar domatesti, pazlıydı yani zılktı. Bunlar için göz yederdiler, içine atardılar. Yumurta cırbılıdı. Bu ne kadar pirinci de kabak turşusuydu zaten bizlerin yemeği bitmez. Eskiden bu yemekler var idi. Pirincin de en dip tabağını, hurdasını bu şeyler koyardı. Yani çocuk için çorba ederdiler. Dartıb onu güzel mahallabı olurdu. O şekilde. Ama şimdi bizim için hepsi hazır. Pirincin var, hazır poşetlerde istediği o kadar kullanabilirsen. Mesela 40 pirinç var hazır poşetlerde alabilirsen. Eskideki kimi yorulmadan, olur zaten bayağı yorulurdu. Bir ferde bir çuval pirinci, karbille, düz bunu ayrı ayrı koy. O da gene insan için bir işti, yorgunluktu. Burada gördüğünüz gibi etimiz yavaş yavaş suyunu çekecekti. Geldik baharatını ve tuzunu. Bismillah. Bir çay kaşığı tuza ilave ederiz. Burada kakulamız var. Yani hel. Zaten neden demişler helli biberli köfte? Zaten bu şekilde köftelerin yapımından. Burada da tarçınımız var. Tarçın da zaten çok güzel eder özün. Kokusu da güzeldi. Bu şekilde hazırlayalım. Kalan çişme cüzümün bademini koyak. Bunu bir köşeye koyak sağ olsun. Hatta diş harcımız hazır olunca. Boş tabaklarımızı yanalak. Tuzumuzu da alak. Burada pirincimize de bakalım. Pirincimiz de biraz gerelepe gibi olsun. Hatta iyi ezilsin. Gördüğünüz gibi pişmek üzereydi. Zaten bunun ayarında hiç bozumluk yoktu. Tam pişsin, onu güzel ezeriz. Nişastasını ilave ederiz. Gördüğünüz gibi mesela pirinç pilav yaptığımızda kapağını kapatmarız. Neden? Lepe gibi olmasın. Ama bunu biz kendimiz ısırık lepe gibi olsun. Hatta iyice ezilsin. Burada iç harcımız hazır oldu. Bademi ilave ederek o da sizin tercihinize kalır. İster ceviz, ister hiç koymazsın. Sadece eti. Burada kişmiş üzümü de. Bazıları kişmiş de sevmez. Onu da diyeyim size. Ama biz en sevdiğimiz bu köftede kişmiş bol olsun. Daha güzel olur. Onu da güzel bitirdik.
Gördüğünüz gibi bu şekilde hazır oldu. Ateşini kapadık. Getirip bir kurnaya koyak. Hatta ki sausun ara sıra bunu karıştırırız sausun. Burada da nişastamız var. Piricimiz suyun çeksin. Onu ilave ederiz. Gelagın yulaf ekmeğimize yani şofan ekmeği. Burada gördüğünüz gibi 3 bardak yulafımız var. Yulaf dediğimiz şofandı. Burada şofanın unu değil. Sadece şeydi, parçalarıdır. Bu şekilde. Burada da yoğurdumuz var 1 bardak. Bunu da ilave ederiz. Bunu biraz dinlendiririz. Hatta ki yumuşasın. Şimdi bu yoğurttan sadece yoğurdumuz biraz koyudu. Ne yaparsınız? Çünkü hatta ki şofan yani yulaf iyice ibinsin. Elimizden hep çalışılır o tarafa. Bunu koyayım bura. Bir az soğuk su bırak ilave ederiz. Hatta neden? Yulafımız iyice ezilsin. Hem yoğurdu güzelce kasadan aldık. Hem de yulafımızı iyice ividirik. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Bu şekilde hazırladık. Zaten bu ibindiri bile sonra fırına veririk. Alt üstü birden güzelce hazır olur. Bunları yanalak. Kapağını kapatalım. Burada biraz ibinsin. İbindiğinden sonra buradaki adet yumurtamız var. Bir paket kabartma tozudu, baking powder'dı. Hatta güzelce bir şişsin. Burada da ketten tohumumuz var. Ketten çekirdeği. O da 2 yemek kaşığıdır. Burada da ceviz var. Bunlar sizin tercihinize kalı. Eğer bu ikisini istemezseniz, o evde bulunmadı. Sadece yumurta, kabartma tozu, yulaf ve bir de yoğurt. Bu şekilde de yapabilirsiniz. Ama bizim ablamız Abbas annası dedi ben Hacı Abbas babası şeker hastasıdır. Onun için yulaf ekmeği yapmak isterim, şofan ekmeği. Biz bu şekilde yaparız. Bu bir kek şeklinde çıkar. Kesmedi. Çayın yanında olur. Başka bir akşam yemeğinde olur. Eğer sen isen krep gibi, hafif lavaş gibi bir ekmek yaparsan, aynen yulaf. Mesela bir kasaya ama unu. Dartasan özün yoksa hazır pazarda, çarşıda yulaf unu var. Yani şofan unu var. Onu mesela 2 bardak aldı bir kasaya, 1 bardak da yoğurt koy, iyice karıştır. Biraz dinlensin. Onun kıvamı ne şekilde olur? Mesela köpme yaparız. Yoksa da yoğurt, biraz katı yoğurt şeklinde. Kiçemçede kalksın. Bir az tuz ilave edersen, yarım çay kaşığı da kabartma tozu. Yoksa da karbonat. Karbonat dediğimiz sodadır. Bunu güzel katasan, tavanı da ocağa alırsan, bir fırça yardımıyla bir sefer yağlasan hafifçe. Onu çemçe çemçe alıp güzel hacıya bir ekmek yapasan. Buradan yaptıysa da diyarık inşallah sağlığı olsun, afiyet olsun. Burada gelagın, bunları hazırladık. Tabii ki bu arada da fırınımız sıcaktı. Fırına da bir kek çalmışık. Hatta ikisine de şey olsun, acil olsun. Bunu biraz ateşin çok edek. Bir de aşağı yukarı. Burada kekimizi de en sonda yapacağız. Gelelim bakalım pirincimize. Pirincimiz suyunu çekti. Gördüğünüz gibi. Çok güzel. Tam ısladığımız kimindi. Bir az daha çeksin. Hatta ki sağlısın. Güzel. Ondan sonra sağlıyoruz. Biraz ateşin kapatsa gördüğünüz gibi hiç su kalmadı içinde. Ve dibi de hiç yapışmadı.
Hiç görs havuz, hiçbir şekilde dibi de yapışmadı. Burada ataşını kapatırız. Kapağını örtürük. Burada işimiz bitti. Tuzunu atmışız, suyunu koymuşuz, pirincimiz pişti. İç harcı da hazırdı. Ondan sonra kalan işlerini yaparız. Gelelim yulafımıza. Yulafımız için 2 adet yumurtanı teker teker kırırız. Her zamanki gibi. Bismillah. Çünkü bu aynen bir kek usulunda oğlu kesmedi. İsterseniz siz tepside de yapabilirsiniz. Size kalı o. 2 yumurtanı kırdık. Bunları yanalak. Bunları yanalak. İsparta getirek. Çünkü bu çırpma teliyle olmaz. Sadece spartayla. Gördüğünüz gibi tam istediğimiz şekildeydi. Kıvamı yoğurdu. Yumurtanı da ilave ettik. Burada en son 2 kaşık keten tohumu, çekirdeği. Bunu ilave ederek 2 yemek kaşığından da fazla ceviz kırmışız. Onu ilave ederek. Bunları güzelce karıştırırız. Tabii ki tost kalıbımız da hazırdı, yağlamış oldu. Margarinle hatta iyice çıksın tabakından. Bu şekilde. Tabii ki yoğurt yulaftan çok güzel geldi. Biz de istedik sağlıklı olsun. Ketten tohumu da cevizli ilave ettik. Burada kabartma tozunu ilave edek. Bu zaten bitti. Bu şekilde hazırlayalım. Gördüğünüz gibi tam bitti. Boş tabaklarımızı yanalak. Burada tost kalemimizi gördüğünüz gibi margarinle yağlamışız. Dedik isteyen de başka tepsiye de ilave edebilirsiniz. Elinizden ne geldi onu ilave edebiliriz. Biz bunu her yerine yağ vurağın, bazı yerlerine geçmeyip hatta ki çıkardan da bizi yorulturmasın. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Geldik. Harcımızı yulaf tabakına ilave ederek. Bu şekilde. Bunu bırakayak. Bunu iyice yayağın. Hatta şekli güzel bir şekilde fırından aldığımızda güzel bir şekilde çıksın. Her yeri de eşit bir şekilde olsun. Mesela bir yeri az olmasın, bir yeri çok olmasın. Spartayla bastığımızda bildik arasında hamur var. Yani yok. Bu şekilde. Burada bitti. Geldik üzeri için. Gene de yulaf tanelerinden separık. Hatta piştiğinde, kızardığında güzel olsun. Size de kal. İsterseniz ay çekirdek taneleri içlere ilave edebilirsiniz. Biz burada bir de ketten tohumu. Bu şekilde. Tabii ki çok vitaminli olur, çok güzel, faydalı olur. Gelin tezgahımızı silin. Bunu da bir az bekletirin. Çünkü yulafı tamamen pişsin, şey olsun, şişsin. Burada gelin bakalım şey hamuru ne oldu? Diş harcımız güzel olmuş, gördüğünüz gibi. Bunu alalım elimizin altına. Zaten kulpu var istemez.
önceden ezme, patates püre yapmak ezmesiyle bunu güzelce ezeriz. Hatta güzel ezilsin. Ne kadar geldi elimizden ezeriz. Gördüğünüz gibi hemen değmeden ezildi zaten. Burada iki kaşık nişastasını ekleriz. Bismillah. Her yerine eşit şekilde. Bir de bir az tuz nişasta kadarıyla sepağın. Bunu iyice karıştırıq. Ondan sonra bir geniş tabaka alaq, sağ olsun, hatta ki yuvarlayabilək. Hem de elden yoğuraq, çünkü sadece bununla yoğurulmaz, elden de yoğururuq. Tabii ki bu yöntemi yap sağ olsun, buzdolabında da kaldır sağ olsun. Hiç eritmeye gerek yok. Karıyla güzel güzel yağın içine atabilirsiniz, kızartabilirsiniz. Bunu güzel Allah'ın kessamıza. Hatta kessada ve yükçü sağ olsun. Spartamızı getirek. Sparta yardımıyla güzelce bunu kasamıza alak. Bu şekilde her yerini, hatta ki içinde hiç kalmasın. Şimdi tencereni de gösteririm size. Bakın hiç dibi de yapışmayıp güzel bir şekilde, dikkatten et sağız hiç yapışmaz. Gördüğünüz gibi tenceremizin dibi de yapışmadı. Çünkü dibi yapışırsa biraz işimiz engel olur. Bunu biraz seyye yağın, hatta ki yoğurabilir. Bunu da endirir aşağıya. Gel ağın diğer işimize. Bu sağ olsun. Bir telefon bağlantısı var. Nazlı Hanım buyursun. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Buyurun. Necesin? Sağ ol canım. Programın gülü. Buyurun. Var ol. Sizi görmedim. Sağ ol canım. Buyurun. Buyurun. Ali var olsun. Sağ ol hayatım. Var olasan ne demek? Boynumuzun borcudur. Allah sizi yetmesin sana. Sizinle beraber hayatım. Var ol. Buyurun. Bir günde yine musul yoruktu. İnşallah, inşallah Nazlı Hanım. İnşallah, inşallah yakın zamanda yaparız bir güzel yöntemde. Şimdi yanımda olsaydı bu kubat hala bitirmiştim. Hayatım sen zaten böyle eski deneyden oğlu. Biri hazırlar, biri yumurlar. Yardım ederdim sana. Hayatım sen böyle bir yanımdasın canım. Teşekkür ederim, katılmağı yeter. Teşekkür ederiz bizim ablamız Nazlı Hanım'a, sonsuz teşekkürlerimiz. Allah razı olsun özünden ki bizim devamlı bizimlendi, programımıza katılı. Her zaman kafatımız yer, bu işi ben olsaydım, yardım etseydim. Çünkü zaten sevdiğinden geldi. Buradan saygı salamlarımız, kucak dolusu sevgilerimiz, öpüşeceklerimiz Nazlı Hanım'a. Bakalım burada kekimiz şey olmasın. Zaten bu kek de burada pişti, bunu da alalım. Alalım bir tarafa. Hatta ki fırınımıza diğer şeyler koyalım. Bunu güzel. Şimdi burada kifte harcımız hazır oldu. Bir taraftan da gelelim. Çay karaki de yapak. Hatta sonradan keki yapak. Sonradan hazırladığımız kalan işleri yapak. Burada şimdi yulaf ekmeğini fırına veririk. Bismillah. Ağın alt üstünü bir yapak, tamam.
Şimdi yulaf ekmeğinde alt kısmını sadece açtık. Çünkü alttan köpsün sonradan inşallah güzel bir şekilde hazır ederiz. Gelin çay karakımızı yapalım. Burada bir bardakça şeker var. Bunu aynı halde karamel şekline getiririz. Burada kaynar suyumuz var. Kaynar su alalım. Karamelimiz olsun, kaynar suyumuzu alalım. Zaten çeşit çeşit bunun yapımı var. Biz geçen sefer başka yöntemde yaptık. Bu sefer karamelli yaparız. Ve inşallah daha uzun gövrüne göre olur. Şimdi bir bardak şekeri ilave ettik. Buradan sıcak suyumuzu ekleyelim. Bismillah. Bir az. Gördüğünüz gibi Ege cam bardağa sıcak su koyduğumuz önceden bir az ilave ele on, hatta Allah korusun çok sıcak olduğu zaman patlamasın. Hatta bardak biraz ısınsın, sonradan kalanını yavaş yavaş ekleyin. Çünkü bardak soğuk olsa sıcak su ekledik o zaman, bazen çay koyduk o zaman. Hasan çay koydu, ses geldi. Bu Hasan kendi kendinden kibarçı oldu. Neden? Çünkü bardak soğuktu, sıcak çay koyduk o zaman ne olur? Patlar. Bu sıcak suyu yanımıza koyak. Burada şekerimiz erisin. Karamel haline gelsin. Ondan sonra bir bardak sütü, bir bardak sudu. Onlar da yanımıza getirir yavaş yavaş. Zaten bu çok sağlıklıdır. Burada gördüğünüz gibi aynı bardaktan bir bardak sudu, bir bardak sütü. Bu da halibel mubahhardı. Yani bu buharlı bir sütü, kutuda satılı. O çok faydalıdır. Umarım ki siz de aynen kullanırsınız. Burada da krem karamelin sadece bir büyük yemek kaşığı toz karamelidir. Çaydı, sallanma çaylardandı, 4 tane. Çünkü biz bunu sızmak istemiyoruz. Hemen direkt yapmak isteriz. Onun kenarlardan başladı erimeye. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş bu şekilde. Çünkü bizim tabak tenceremiz de metaldi, demavun yağlı. Çünkü bak rengine de altın rengidi. Bayağı hele erimeyip tamam. Eridiğinden sonra kalan malzemesini ekleriz. Gördüğünüz gibi şekeri erisin. Çünkü böyle göze koymuşuz. Tencerenin kenarı öyle gözüküyor. Şekeri erisin, karamel şekline gelsin. Burada spartayden güzelce karıştırarak. Şekerimiz tamamen diyebildik, az kaldı. Biraz o taneler de kalmasın, tamamen kremli olsun. Ondan sonra kalan malzemesini ekleriz. Burada gördüğünüz gibi tamamen eridi. Burada bir bardak sıcak su. Bismillah. Her zaman bir işi yaptığımızda çok dikkat edin. Çünkü Allah korusun şeker erse çok çok başka yemeklerden farklıdır sıcaklığı. Bunu güzel eridirik. Gördüğünüz gibi eridi. Bir bardakta sütü. Sıcak su koyduğumuzda şekerimiz direkt toparlanmadı. Bismillah. Bu da sütü diyor. Bunu da güzel bir şekilde. Bir bardak su. Bir bardak süt, burada halibel mubahhar, bu dediğimiz buharlı sütü, bu da kalısız bu tercihimize ama lezzet veren budur. Burada da bir yemek kaşığı büyük karameldi. Krem karamel ama biz sadece tozunu aldık. Bir az kaynağa girer girmez çayları da ilave ederek hafif ateşte güzelce bekletiriz. Diğer gözü alak. Hatta demlensin. Burada tamamen hazır oldu. Bu
Burada küçük gözü aldık. Çaylarını ilave ederiz. 4 tane sallanma çay. Bu şekilde hazır oldu. Çay karakımız da hazır oldu. Gelin diğer işlerimize. Bunlar da alak. Bir daha bura bakalım. Zaten sağlamış, güzel güzel. Hatta ki yoğurabilir uzun. Altı istediği sıcaklığı geçsin. Bu şekilde iç harcımız da hazır oldu. Gelin kekimizi yapalım. Çünkü burada gördüğünüz gibi onu söylemedik. Zafaranımız var. Ve bir de toz dağıtılmış kakula var, hel var. Bunu da ikram tabakına aldığımızda üstünü süslemek için sadece biraz separık ki hem görüntüsü hem de şifadı bir zafaran. O şekilde ilave ederiz. Bir bakalım ekmeğimize. Ekmeğimiz de güzel güzel pişirir. Gelin kekimizi yapalım. Tabağımızı alak yanımıza gördüğünüz gibi margarinle yağlamışız. Buna bir az un separık. Hatta ki döndürmediğimiz zaman güzelce çıksın. Buna ısvenci kek inşallah Muhammed duyuru bizi. Ve Abbas Nasiç yaptık ekmeği. Fırından çıkan zembir daha. Diğer afiyet olsun. Bu da küçük Muhammed'imize. Zaten gelecek programda Demet'in de havuçlu keki var. Onu da unutmamışız. Ve bir de küçük bizim Zara'nın şeyi var, paklavası var. Onu da söz vermişik. İnşallah onu da yaparız. Gelin. Önceden yumurtaların bayazın ayrı, sarısın ayrı. Bismillah. Sarısın ayrı koyarız, bayazın ayrı. Bayazın ayrı çırparık, sarısını ayrı. Bayazını şekerden, sarısını unla. 4 adet yumurta. Dikkat elavun bayazına sarısı geçmesin. Bazen aniden geçer. Tabii ki dediğimiz gibi her zaman keki yaptığımızda yumurta dışarıda olsun, yani soğuk olmasın. Hemen buzdolabından çıkardım, hazırlayalım. Burada 4 yumurtanı ayrıltırdık. Bunları yanalak. Hatta ki işimize bakalım. Burada da bunlara geçmeden önce çay bardağıydan yarım çay bardağı sıvı yağımız var. Yarım çay bardağı sütümüz var. Bunu da ilave ederiz. Çok az miktarda tuzdu. 1 paket vanilyadı. Bunları yanalak. Bunu iyice çırpak. Bunu yan tarafa koyak. Bir daha tezgahımızı silek, kalan işimize bakak. Burada toz şekerimiz var. Çünkü kasaları buraya getirerek oyunda biraz elektrik uzak olur. Önceden bayazı çırpalım, bismillah. Sadece hafif süratte açarız elektriği, hızlı olmasın ve bir tarafa sağa sola yapmarız.
Bayazı biraz fazla çırpmak ister. En azından 5 dakika sizi rahatsız etmeyiz inşallah. Çünkü elektrik çalıştığında sesimizi keseriz. Yavaş yavaş kar şekline döndü. Ondan sonra şekerini 3 aşamada ilave ederiz. Şimdi burada yarım bardak şekeri 3 aşamada ilave ederiz. Biraz beklettirek, bir de hızlıya, en son hızlı bir çırparak. Burada hızlı çırptık. Burada yumurtanın sarısı kaldı. 8 kaşık unla birlikte. Bir de sıvı kattığımız en sonda sıvı yağdı, sütü, vanilyadı, tuzdu. Bunu güzel bir şekilde çırpmamızı yakadık. Gelelim sarımıza. Bunu yanalak. Sarını da aynen hafif yöntemde güzelce çırparız ama biraz rengi açılsın, sarı çok fazla çırpmak istemez. Burada unumuzu yavaş yavaş aldık. Önceden bu şekilde. Unumuzu aldık. Eğer baksak bir az koyu oldu, bir az sıcak su ilave ederiz. Sütümüzü de, yağımızı da ilave ederiz. Hazırladığımız sütümüz, yağımızı ilave ederiz. Bunu da bu şekilde karıştırırız. Güzel. İyice çırparız. Bu kadar yeter. Kaşığı getirek. Kaşığı yardımıyla güzelce çırpak. Gördüğünüz gibi. Şimdi yavaş yavaş yumurtanın beyazını üzerine ekleriz.
Bunu da içerisinde ne hava var ise çıxardır. Bir de ekmeğimize bakalım. Ekmeğimiz de güzel güzel pişirir. Bir bakalım, bir gün sadece alt yağını, üst yağını bu şekilde. Güzel karıştırırız. Beyazını, hepsini alalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde kekimiz hazır oldu. İnşallah Muhammed bizi izler. Zaten bir kek yaptık, onun önce yandırdık bile. Havalarını çıkardırıq. Yumurtanın beyazını da iyice vururuq. Kek kalıbımızı aldık. Bu şekilde gördüğünüz gibi spartalarımız bulandı. Bunu da bitirdik. Çıxardaq. Bir de burada sütümüze bakalım. Zaten çok güzel olup tam istediğimiz konumdaydı. Bunu da kapadaq. Zaten sıcak sıcak ikram tabakını aldığımızda bardağına ilave ederek güzel zafaranını, kakulasını güzel bir şekilde hazırlarız. Buradan şimdi fırınımızda ekmeğimiz var. Bunu da yanına koyaq. Zaten ekmeğin kokusu yoktu o kadar. Soğan, sarımsak bir şey yoktu içinde. Bunu da fırına veraq. Bunu bir az şu şekilde yapalım. Hatta ki yer olsun. Bismillah. Sadece alt kısmını açmışız bu şekilde. Bir yandan çay karakımız hazır oldu. Bir yandan ekmeğimizi hazırladık. Kekimizi de fırına verdik. Gelelim hamurumuza. Bunu bismillah. Bakalım güzel güzel yoğurak. Zaten bir biz aşama bayağı etmişik, hazırlamışık. Şimdi onu da sizler için getiririk. Hatta ki kızartmaya başlayalım. Rica etsek kameramandan. Ocağımıza, tavamızı alak, bol yağ içindedir. Bunu da güzel yoğurak. Elimizin altına su koyarız. Bunu bu şekilde yoğurlarız. Yağımız da olsun. Dediğimiz gibi bu köfteni yaptığımızda herhangi bir yani indi hazır yaptığımız sıcak güzel kavrasız. Fazla uz kaldı. Mesela biz indi fazla etmişik. Bunun fazlasını dondurucuya koyasız. Herhangi hiç şey olmaz. Bunu ege gelersiz eridersiz. Eritmeye gerek yok. Eritseniz güzel olmaz. O pişmeği de engellerini açılır. Doyduktan sonra tabii ki. İç harcımız da zaten güzel. Önceden elimizi ısıtırız. Biz zaten burada biraz büyük edeceğiz. Yayına neval yapmışız. Onu küçük bir şekilde hazırladık. Hatta ki bilirsiniz, gördüğünüz gibi dört parmağımız dışarıda, iki baş parmak içeride. Bazıları da bu şekilde yapar ama ben elim böyle alışıp ve çok güzel de ne kadar da hafif açsanız açabilirsiniz. Bismillah. Aynı gene elimizi ısladırıq, bastırarak güzel şeklini alana kadar bu şekilde yaparıq. Tamamen kapadırıq, ağzında hiç açıklık koymarıq. Koymadıktan sonra şeklini o zaman veririk.
Bir az buradan eksik kaldı. Bazılarının fazla kaldı. Bakasan onu yapmağını bu şekilde yaparız. Gördüğünüz gibi el uzun ortasına bu el uzun sonuna gel ucu orasını bu şekilde bastırsanız bu şekilde el uzda hazır edersiniz. Gördüğünüz gibi biz bugün biraz büyük ettik. Bu şekilde hazır olun. Yağımız da sıcak olsun. Onları teker teker yağa alağın. Güzelce kızardağın. Zaten ekmeğimiz de pişiri. Kekimiz de fırındadı. Bu bayağı büyük oldu. Yağımız sıcak olsun. Hatta ki yağ sıcak olmasa, gelin buduları ilave etsağız, hepsi açılı. Ama attığımız zaman yağa da hiç el vurma onun özüne. Bir tarafı kızarsın, sonradan o bir tarafa çevirin. Bu şekilde. Şimdi bir kireneyle arıksız uç, hatta görersiz. Aynen yuvarlak yaparız. Bunu ağzını kapattığımızdan sonra şeklini veririz. Tabii ki biz istemir hapsini edelim. Biraz kıymamız ilikti dedik her zaman. Kıyma sıcak olsa köfteni yağa atsa o açılı. Tamamen sağ olsun. Yani bir iki saat, üç saat önce bitirin iç harcınızı. Sağudun özün. Ondan sonra güzel yapın. Bakalım yağımız sıcak oldu. İnşallah olmuş. Ataşımız iyiydi. Gel ağın. Burada köfteleri. Gördüğünüz gibi kar şeklindeydi. Biz bunu yağa aldık. Üzerine çıkana kadar da olsa tavamız daha iyiydi. Ama burada çıkmadı, yarıya kadardı. Gene de kızardı. Bunları hiç el vurmarız. Bir tarafı kızarız, sonradan o bir tarafını kızardırız. Gördüğünüz gibi çok donmuştu da. Kar kimindi? Kardan getirdik uzun. Bu şekilde pişirin. Hiç eritme un, eritsağız. Hepsi açılı dediğimiz kimin. Bunu neçe gün kaldırsağız buzdolabında hiçbir şey olmaz uzun. O bir tane uz da açılmaz. Tavamız ne kadar al onu al hatta işimize bakak. Bir tek de yapım siz uçumunu kaldırım. Çay karakımız da hazır oldu tabii ki. Bu şekilde. Çok basitti. O yapımı da gördüğünüz gibi yani yorulturmaz insanı. Şimdi bunu otursa bir dakikada yumurlasan. Ama işte burada biraz hem heyecan var hem kafa başka iştahı. Bunu yaptığı zaman sadece iç köftesi yaptığı zaman yarım saatte hapı şeyini bitirirsen. Çok adam da var, eli çok hızlıydı. Yani bizim bir komşumuz vardı, Allah rahmet eylesin. Müzeyyen, görünürden de olsun. Her zaman yapsaydım dersen hakkı olmazsan, için hazırla vermen yumurlarım savuç. Gözü uyum aç benim, onda çocuklar küçük idiler. Gözü uyum aç bakardı, yumurlardı, tepsiye koyardı, getirirdi. Burada da köftemiz bu şekilde hazırladık. Bir telefon bağlantısı var buyursun. Alo. Alo buyurun. Selamun aleyküm Hüseyin abla. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Kimiyle görüşem? Ben sana Emre desen ablaysan. Sağ olasın canım. Kim dedi o? Sana. Ne dedi? Sana. Ha, hayatım sağsın. Zayıf geldi. Hayatım sağ. Sana ise biz de iyi. Hayatım. Sağ ol canım sana. Evdekiler ne cadiler? Sağ olasın hayatım. İnşallah vakit bize sasuzu yaşadırız. Siz devamlar kadaşsınız. Hayatım san. Vallahi Hazreti Diyar'ın eli var olsun bu güzel yemeklere ettir. Allah razı olsun. Ne demek? Boynumuzun borcudur sana hanım. Estağfurullah. Allah razı olsun hayatım. Allah razı olsun bilekleri var. Memnunluk senden. Çok sağ ol. Allah'tan memnun. Allah sizler de esir getmezsin. İnanırsan gönlümüz istirir sizi. Çok selam edersene. Menden de saygı selamlarım özüne. Evet, çünkü çok bir iyi efendidir. Allah kivuzu yakıştırıp hayatım san. Sağ olasın. Bu dua ben size Allah saklasın. Allah. Allah
Hac nasip etsin sana. Yerluğuzda ne var ise sizi de versin. Amin cümlemize. Amin hayatım. Ümmet Muhammed'den bana var. Rahim sen sana. Memnun oldum. Hayatım. Memnun oldum. Allah'a emanet. Teşekkür ederiz bizim ablamız seneye. Bu yıllardır yani 2008'lerden bizi her zaman takip eder, aktarı. Her zaman da telefon bağlantılara katılı. Eşi de ve özü de çocukları yoktu ama çok saygılı bir ailediler. Ve buradan saygı salamlarım eşine de ve özüne de. Zaten sesini duyandan çok çok sevindim. Buradan öpüşüklerim sana, sana ve inşallah kucak dolu sevgiler sana da ve eşine de. Burada gördüğünüz gibi gelin budular bu şekilde ettik. Bir bakalım ekmeğiniz ne oldu? Ekmeği bence çıkartabildik. Ekmeği çıkardığın. Hatta görürsünüz. Çok güzel de pişti. Bizim gerek kek açmayaydık. Çünkü kekimiz fırındaydı. Burada değerli aziz seyirci her şeyimiz bitti. Sadece bekleriz. Gelin budumuz kızarsın. Kısa bir araya girerken, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ederek Allah'ın izniyle. Değerli aziz seyirciler, kısa bir aranın ardından kaldığımız yerden devam ederek gördüğünüz gibi kızarmışları mutfak peçetesinin üzerine aldık. Hatta yağını da çeksin. Zaten çok yağ da çekmez bu. İçinde nişasta var. Bunu tavsiye ederim. Siz de aynı bu şekilde yapın. Bunlar güzel. Kızarınca hatta biz yavaş yavaş tariflerimizi açıklayalım. Köftemiz için önceden 2 bardak pirinci yıkadık, suda ibittik. 3 bardak su tenceremize aldık. Bir azı tuz attık içine. Ondan sonra pirinci ilave ettik. Güzel suyunu çekene kadar güzel yumuşadı. Bunu güzel ezdik. 2 kaşık nişasta. Çünkü 2 bardak pirince 2 kaşık nişasta. Bunları güzelce bir yana koyduk. Savudu. İç harcımızda savuttuk. Onun içinde kıymaydı, bademdi, kişmiçti. Darçındı ve kakuladı. Bir de tuzdu. Bu şekilde hazırladık, yuvarladık. İsteyen de çok kuru olmamış. Zaten çıtır severiz her zaman. Siz çok kuru olmasın. Bir yumurtanı bir kasada kırın. Vesali yaptıktan sonra elinizden sadece silin. Ben görün bazıları yumurtaya batırır atar yağa. Hem o yağ mahvolur hem de çok etrafında yumurta toplanır, yumurta kokar. Yok sadece elinizi yumurtayla alın. O gelin bunu bir bele silme. O kadar. O şekilde hazırlayın. Ondan sonra işte gördüğünüz gibi şimdi yağda da güzel kızardırık özün. Kızardıktan sonra hiç el vurmadık önceden. Gördüğünüz gibi hiçbir tane açılmadı. Kar kar da attık içine yağa. Yağımız biraz bol olması lazım. Bunu bu şekilde hazırladık. Gelin kekimize. Zaten onu daha küçük Muhammed keki de hazırladık. 4 adet yumurtanın sarısının bayazını ayrıldık. Yumurtanın bayazını yarım bardak şekerden önceden köpük haline getir. Bir 5 dakikadan fazla çırpın. Ondan sonra şekerini ilave edin 3 aşamada bir kenara koyun. O bir sarısını da 8 kaşık unla güzel bir şekilde çırpın. O en sonda da hazırladığımız önceden çay bardağıdan sıvı yağlı, sütü, vanilyalı bir çimdik tuzlu. Bunu da güzel içine ekleyin. Güzel çırpmaya devam edin. Gördüğünüz gibi çok basit ve güzel bir kek oldu karşımızda. Biz biraz Muhammed için de sos, nece gelmiş sosu üzerine süsledik. Hatta güzel olsun. Gelin Abbas senasının ekmeğine. İnşallah Abbas babasına Allah sağlıklı ve şifa veri. Abbas senası bizden istediği ekmek yulaf ekmeğiydi. Onun için de 3 bardak yulaftı yani şofandı. 2 adet yumurta, 1 bardak yoğurtu. Önceden yulafı, yoğurdu ilave ettik. Yoğurtta biraz dinlendi. Sonra 2 yumurtanı ilave ettik. 1 paket kabartma tozu, 1 az tuz. Bunu güzel bir şekilde karıştırdık. Karıştırdıktan sonra bunu ege baksağız yoğurdu kuyudu, katıdı. Ona 1 az su ilave edebilirsiniz. Bunu güzel bir şekilde hazırladık. İçine de 2 kaşık ketten tohumu. Ve bir de hazırladığımız ceviz. Bunu zaten çayın yanında çok güzel geldi.
En son tarifimizde çay karakımız dedik, şimdi mevsimidir. Burada gördüğünüz gibi yarım bardak, bir bardak şekeri karamel ettik. Karamel ettikten sonra bir bardak kaynar su, bir bardak süt ilave ettik, kaynağa girdi. Dört sallanma çay, dört sallanma çay ilave ettik. Ondan sonra bir kaşık yemek kaşığı tepeleme, krem karamel tozu. Ondan sonra hazırladığımız süt, buharlı süt, Halib-ül Mubakhar. Onu da ilave ettik. Kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi kakulaydan ve zaferanla süsledik. Ve inşallah bütün içenlere diyarık afiyet olsun. Değerli aziz seyirciler, umarım ki bir günün programı gevluze göre oldu. İnşallah gelecek programlarda hep isteğimize göre. O buradan demet de demesin ben ki zaten sıraya koymuşuk. Demet'in de havuçluk ekini yapacağız inşallah. Değerli aziz seyirciler, sizlerden zaman geçirtmek çok hoştu. İnşallah her zaman her zaman sizlerden oğluk Allah ne kadar sıhhat verdiyse. O buradan da Salihe Hanım'a Malatya'dan bizi her zaman arar. Ona da öpüşücüklerimiz, saygı salamlarımız, kucak dolusu sevgiler. Değerli aziz seyirciler, programın sonuna geldik. Burada diyebilirim. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.